İki farklı kapak, dergi aynı, tarih de aynı. Bilim ve Teknik Mart 2009 sayısı. Ama Türkiye'nin gördüğü sağdaki. Bu soldaki dergi ise yayınlanamadı. İmha edildi. TÜBİTAK'ın çıkardığı Bilim ve Teknik dergisi sansüre uğradı. Dünyaya en çok da bilime kendini kabul ettiren evrim teorisinin sahibi Darwin, bilim ve tekniğe giremedi. Dini çevreler Darwin'e ve evrim teorisine şiddetle karşı çıkıyor. Ve anlaşıldı ki Bilim ve Teknik dergisi de artık aynı zihniyette. Tam 42 yıldır bayilerde Türkiye'nin en saygın, en köklü dergilerinden biri ve aboneleri her sayısını iple çekiyor. Ama Mart sayısı biraz gecikmeli çıktı. Çünkü derginin kapağında ve içeriğinde değişikliğe gidildi. Çünkü sansür uygulandı. Çünkü siyaset ve ideoloji bu kapağa el koydu. 2009 UNESCO tarafından tüm dünyada Darwin yılı olarak ilan edildi. Darwin'in doğumunun 200. yıl dönümü nedeniyle. Bilim ve Teknik dergisi de Mart sayısını Darwin ve evrim teorisi kapağıyla hazırladı. Derginin içinde de Darwin'e 15 sayfa ayrıldı. Ta ki TÜBİTAK yönetim kurulu derginin son halini görene kadar. TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Ömer Cebeci taslağı gördü ve olmaz dedi. Bu dergi yayınlanamaz. Basit bir anlatımla Darwin insanın maymundan geldiğini söylüyor. Ama İslami çevrelerde bu görüş benimsenmiyor. Darwin'le bu kapakta Türkiye'nin en saygın bilim ve araştırma kurumundan veto yedi. Oysa Darwin'i şiddetle eleştiren Adnan Hoca'nın yazdığı Yaratılış Atlası bazı okullar ve meclise girmeyi başarmıştı. Tüm dünyanın tanıdığı Darwin'e ise kapılar kapandı. Skandal bu kadarla da kalmadı. Darwin'li kapağı hazırlayan derginin genel yayın yönetmeni Çiğdem Atakuman görevden alındı. Yani TÜBİTAK, Darwin'i tartışmak bir yana, Darwin'i gündeme getirenlere bile tahammül edemedi. Bilim, teknoloji ve yenilik politikalarının... Aslında TÜBİTAK'ta uzun zamandır kadrolaşma tartışmaları vardı. Hükümet TÜBİTAK kanununu değiştirdiğinde siyasetin bilime müdahale edeceği uyarısı yapılmıştı. Ama bilim adamları bilime siyasilerden önce müdahale etti. Darwin'le ilgili tüm yazıları çıkardılar. Geride küresel iklim değişikliğini kapak yaptılar. Ama TÜBİTAK'ta asıl kapak olan bilimdeki iklim değişikliği oldu.